Bugün Selda Hanım'ın evindeydik. Çorbası lebeniye çorbasıydı. Ama bir lebeniye çorbası olmamış. Bu bir Antep çorbasıdır, düğün çorbasıdır. Düğünlerimizde yapılır. Kıyması pişmemişti. Nohutu az pişmişti. Hafif biraz kesmişti yoğurdu. Tuzu da azdı. Hani tuz neyse geçiştirebiliriz ama kıyma pişmemişti. Beğenmedim. Ara sıcağı tavuklu, al biberli börekti. Böreği kesmekte çok zorlandık. Kesemedik. İçi güzeldi, hoştu ama yine de kesmekte çok zorlandık. Tabaklara çok dağıldı. Onu da yani az beğendim. İçini beğendim diyebilirim. Salatası mevsim salatası. Normal bir salataydı. Yani doğrayıp koymuş. Yani salataya bir yorumum yok. Patlıcan kebabı, firik pilavı ana yemekti. Patlıcan kebabı hiç pişmemişti. Yani bir patlıcan kebabı nasıl pişmez? Zaten güzel bir menü yapmamışsın. Zaten basit bir menü seçmişsin. Firik pilavı güzeldi, sunumu falan güzeldi. Ama patlıcanı kesememiş bile. Patlıcanı biri böyle bu tarafa bakıyor, biri diğer tarafa bakıyor. Olmamıştı. Eti de sert, içini de zaten kameraya gösterdim. Pişmemişti. Tatlı güzeldi ama sunumu bir pilav gibiydi. Bir karışık mama gibi bir şeydi. Sunum için konuşuyorum. Sunumu bu şekildeydi. Tatlının yanına kolun dilim bir dondurma koymuş, kesme dondurma. Onu da zaten kesememiş. Bilmiyorum, hiçbir şey kesememiş, yapamamış. Zaten patlıcan kebabını yapamayan insan diğerlerini nasıl yapar? Genel olarak önce gözümüzü korkutmaya çalıştı. Ama tabii ki korkutamadı, korkutamaz da. Bu yemeklerle patlıcan kebabını bile pişirememiş. Ne ile korkutacak? Misafirperverliği idare ederdi. Yani gülen yüzü karşıladı ama sonra sofrada sert çıkmaya kalktı. Ama yapamadığı şeyleri savunmak istedi ama tabii ona da izin vermedim. Yarın Şenel Hanım'dayız. Şenel Hanım'dan ben performans beklemiyorum. Zaten mıy mıydı. Mıy mıy yiyendi böyle. Sesi hani sorulunca çıkan, Seda Sayan Hanım söyleyince ya da beni tak, zaten hepsi beni taklit ediyor da. O da işte ne kaparım yarışmacılardan, ne konuşurum aynısını aklında evirip çevirip söyledi. Ben sadece kadayıfı beğendim, sunum hariç. Sadece bu puanı kadayıfa veriyorum. Çorba gel. Çorbası, bayanın çorbası. Hem koyuydu. Nohudu pişmemişti, kıyması pişmemişti. Ben çorbayı beğenmedim. Ara sıcağı da geldi ki kuru, kupkuru. Kesemedim. İçinde biber zannediyordum. İçinde biberi yoktu. İçinin tavuğu kupkuruydu. Ara sıcağı da beğenmedim. Ana yemeğe gelelim. Yemekte de pilavı güzeldi. Pilavı beğendim. Ama patlıcan kebabını beğenmedim. Patlıcan değil, etleri çok içi çiğdi. Kırmızı kırmızı kalmıştı içinde etler. Patlıcan kebabını da beğenmedim. Salata da idare ederdi yani. Ne kötü diyebilirim, ne iyi diyebilirim. İdare ederdi. Ama tatlısını beğendim. Dondurmasıyla yanında sunması güzel olmuştu. Ama yanında süt de ikram etseydi onunla daha güzel olurdu. Sofra düzeni güzeldi. Çiçek o ki canlı olsaydı daha güzel olurdu. İncileri sofrada da söyledim zaten. İnciler abartıydı. İnciler olmasa da olurdu. Çiçeğini beğenmedim sofrada. Öbür şeylerini beğendim. Ama ben sade de yanayım. O bir tane sarı var ya, çok konuşuyor. Ben çok konuşuyorum, beni de bastırdı. Ben az konuşmam. Hakkımı savunurum, ben çok konuşurum. Ama o çok konuşuyor, mantıksız konuştu ama. Selda Hanım'ın ben hiçbir şeysini beğenmedim. Beğenmedim yani. Selda Hanım'ın hiçbir şeysini beğenmedim ben. Bir Antepli bayana yakışmadı yaptığı yemekler. Selda, bu nasıl ki patlıcan kebabı kızım? Bu patlıcan kebabı böyle olmaz. Patlıcan kebabının kıymaları kıpkırmızı kalmış. Patlıcanları biri ayrı kesilmiş, biri ayrı kesilmiş. Saçma sapan patlıcan kebabı olmuş. İçinin sade tohum. Bu böyle patlıcan kebabı olmaz. Yarın o sarı kadınların birindeyiz. Onun yapacağını da zannetmeyeyim. Ancak süsüne bakar o. Yemeklerini çıkartacağını zannetmiyorum. Yetiştiremez yemeklerini. Ben bugün Selda Hanım'ın pilavını beğendim. Tatlısını beğendim. Selda Hanım'a puanım 2. Çorba kesilmişti bir kere. Tuzu da azdı. Nohut da fazla pişmemişti. O yüzden beğenemedim. Ara sıcak börek çok gevrekti. Hatta boğuluyordum neredeyse. Tavuğu da şey olmuştu, sertti. Onu da çok beğenemedim ama görüntüsü güzeldi. Salatası çok basitti. Günlük yaptığımız evde, hatta kahvaltıda yaptığımız salatanın aynısıydı. Ekstra iyi bir şeyi yoktu.
Onu da çok beğenemedim. Ana yemekteki eti çok iyi pişmemişti. Patlıcan pişmişti. Frik pilavı çok güzeldi. Yani o da frik pilavını beğendim ama patlıcanı da beğendim pişmesini. Eti çok beğenmedim. Yani çok kolaydı. Neden bunu tercih etmiş anlayamadım. Antep'e yakışır bir şekilde olmamış. Çok kolay olmuş. Tatlısı güzeldi. Şerbeti kıvamı yerindeydi. Allah'tan ki tatlıyı güzel yapmış. Karnımız doydu. Masa düzeni çok iyi de değildi, çok kötü de değildi. Canlı bir çiçek koysaydı daha güzel olabilirdi ama yoktu maalesef. Genel olarak rakiplerimi hiç iyi bulmadım. Yani imkanı yok, benim yemeklerim gibi yemek de yapamazlar. Misafirperverliklerinin de iyi olacağını düşünmüyorum. Ayşan Hanım gerçekten tecrübesiz bence. Yani yemek konusunda iyi olduğunu hiç düşünmüyorum. Fatma teyze de sadece konuşuyor. Fatma teyzenin de iyi bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Selda Hanım frik pilavını ve tatlını beğendiğim için sana puanım 3. Selda Hanım'ın çorbasını beğenmedim. Çünkü nohutu diriydi, yoğurdu kesilmişti ve tuzsuzdu. Selda Hanım'ın al biberli börek dediği paçanga böreği çıktı karşımıza. Sadece içinde tavuk ve küçük küçük biberler vardı ve gevrek düşürmüştü. Böreğini beğenmedim. Salata mevsim salata dedi. Zaten standart kolay bir menüydü. Yanında sosunu da parça parça getiremediği için tek bir kavanoza koymuş, getirmişti soslukta. Ve içi yağ doluydu. Yani eşkisini falan sosunu alamadım orada zaten. Mevsim salatası sade bir şeydi, basit bir şeydi. Onu da beğenemedim. Ana yemek patlıcan kebabı ve frik pilavıydı. Patlıcan kebabı orta derece pişmiş. İçleri bazılarının çiğdi. Kıyma aynı şekilde yüzü yanmış. Orta kısımları pembe pembeydi eti zaten. Frik pilavı güzeldi. Üstünün dekoru da güzeldi. İyi ayarlamıştı. Pilavını beğendim Selda Hanım'ın. Selda Hanım patlıcan kebabı yaparak kolay bir yemek seçmiş ana yemek kendisine. Daha bir zor menü seçebilirdi. Basite kaçtığı için yani orada üzüldüm kendisine. Bir ev hanımı olarak daha ağır bir menü bekleyebilirdim kendisinden. Tatlısını, kadayıfını beğenemedim. Çünkü niye yanları yanmıştı ama şiresi güzeldi. İnceliği güzeldi. Yani diğer yemeklerini çok beğenmedim ama tatlısını biraz beğendim ve yedim zaten. Tatlısını beğendim Selda Hanım. Şenel Hanım bugün masada sustu, çok konuşamadı. Yerine yatırım yaptı bence. Yarın da evinde yine susacaktır büyük ihtimalle puanları toparlayabilmek için. Ondan sonraki günlerde açılacağını düşünüyorum kendisine. Konuşmaları daha artacaktır. Selda Hanım'ın bugün birinci olarak masasını, ikinci olarak frik pilavını, üçüncü olarak da tatlısını beğendiğim için kendisine puanı 3. Bugün benim günümdü. Bugün ben güne çok enerjik başladım. Gayet mutluydum. Market alışverişim gayet güzeldi. Mutfakta işlerimi güzel hallettim. Yemeklerimi erken bitirdim. Masamı erken kurdum. Yani zamanla pek fazla yarıştım ama hani ben gerildiğim dakikalar da oldu ama ki ben her şeyin hakkından geldim. Fatma Hanım daha sofraya oturur oturmaz bu sofra kalabalık, bu sofra kalabalık. Gerçekten benim sofram kalabalık değildi. Benim soframda yalnızca 3 tane şamdan vardı, 1 çiçek vardı. Yani benim sofram ne olmalıydı? Yani tabak, bardak, kaşık mı olmalıydı yani? Tek tek yani bunları mı koysaydım? Bunları koysam ne olacaktı? Bu sefer bana diyeceklerdi ki bizim için hiç özenmemişsin. Evinize misafir geldik Selda Hanım. Bir davet sofrasıydı bu ama hiç davet sofrasına benzemiyordu derlerdi. Yani Fatma Hanım'la Aycan Hanım hiçbir şeyi beğenmediler. Yarın Şenel Hanım'ın günü. Ama Şenel Hanım'ın ne yapacağını şu an bilmiyorum. Ben şu an halen daha kendimde endeksliyim yani. Çünkü neden kendimde endeksliyim? Yani benim çorbam çok güzeldi. O kadar çorbama emek verdim. Çorbamı beğenmediler. Patlıcan kebabına pişmedi dediler. Ben patlıcan kebabına bakır tepside terlete pişirdim. İki tepsi arasında pişirdim. Pişmedi dediler. Allah'tan frik pilavını beğendiler. Tatlıyı beğendiler. Böreğim gerçekten tadı güzeldi ama gerçekten gevrekti. O da börekte gerçekten beklediği için. Yoksa benim böreğim de güzeldi. Salataya bir şey demediler. Yani benim için benim günüm çok güzel geçti. Çünkü ben her şeyimi yetiştirdim. Yemeklerimin arkasındayım. Artık yani final gününde de yani final gününe kadar da onları göreceğiz. Bazı talihsizlikler yaşadı. Fakat kadayıfta frik pilavında şov yaptı. Çok güzeldi frik pilavı kadayıfta. Ben frik pilavını sunuş şeklini de çok beğendim. O fıstıklarla, bademle çok güzeldi, şov yaptı. Ama böreği kesemedik, hepimiz zorlandık. Patlıcan kebabında da talihsizlik yaşadı. Yarın Şenel'in evindeyiz. Bakalım Şenel nasıl bir menüyle karşımıza çıkacak. Çünkü masada kadayıf hariç hiçbir şey beğenmedi. Göreceğiz.
Gaziantep'te haftanın ilk günü Selda Hanım rakiplerinden 10 puan toplamayı başarıyor. Yarın Şenel Hanım'ın misafiri olacağız ve bakalım o nasıl bir performans sergileyecek.